Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda diverter motorlardan, dilimiz dönmüyor, diverter motor diyelim ya da 3 yollu vana motoru bahsetmiştik. Bu motor elimize geçerse de nasıl çalıştığını size göstereceğimi söylemiştim. Elimize geçti. Yani motor vardı elimizde ama makineye bağlı halde yoktu. Burada farklı bir versiyonu var. Bazı makinelerde motora direkt olarak bağlı değil. Yani altta bir haznesi var. O hazneyi döndürüyor. Mantığı aynı. Üst pervaneye ya da alt pervaneye su veriyor. Burada da iki tane çıkış yapılmış. Direkt olarak motora bağlanmış. Bu çıkışlar sayesinde motor içeride dönerek suyu sadece üst tarafa ya da sadece alt tarafa veriyor. İki tarafa da veriyor mu? Evet veriyor. Onu da görebiliyoruz buradan. İki tarafı da açık. Bu haldeyken iki tarafa da veriyor. Su buradan geldi bulaşık makinenize. Pervane döndü. Suyu yukarı püskürtüyor. Buradan püskürtürken motor devreye girerek bu tarafı kapatıyor. Bu taraf açık kalıyor. Dolayısıyla sadece bir tarafa su veriyor. Çalıştırıp gösterelim. Siz de görün. 3 tane çıkış var bunda. Normalde 2 çıkış oluyor. Bunlardan 2 tanesi kısa devre. Baktım ben. Size de göstereyim. Yani o ikisine bağlanırsa yanlışlıkla sigorta atar. Motorda yakma ihtimali var. Şimdi şu uçla şu uç kısa devre. Ortadaki uçla en sağdaki uç kısa devre. Yani bu elektrik kablosu bağlanırsa gider, gümler. Bununla bu kısa devre değil. Kablomuzun birisini en sola, birisini en sağa takıyoruz. Şuradan da size gösterelim. Şu an burada. Burayı açtı. Şu an burayı kapattı. Yani ne yaptı? Sadece buradan suyu veriyor. Şimdi çalıştıralım. Şimdi burayı kapattı. Yani suyu buradan veriyor. Yaptığı iş bu. Çok mu gerekli? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duymuş? Diğer videolarımızda söyledik. Genelde ankastre bulaşık makinelerinde bu diverter motor kullanılıyor. Diverter motor. 3 yollu vana motoru diye de geçiyor. Kombilerdeki kullanılan 3 yollu vanalarla sistem hemen hemen aynı. Onlar da böyle yavaş dönüyor. İçerisinde aynen plastik çarklar var. Bunun nasıl söküldüğünü, nasıl toplandığını, içinin komple parçalarını daha önce çektiğim bir videoda gösterdim. Açıklamalara da linkini koyuyorum. Oradan bakarsınız. Hani bize anlattı da bu motoru göstermedi demeyin. Şöyle bir daha çalıştıralım. Kombilerde de burada bir pin var. Bu itme olayını yukarı doğru yapıyor. Ve 3 yollu vanayı hareket ettiriyor. Şunu da anlatayım. Özellikle Arçelik, Beko makinelerde ve başka markalarda da var. Bosch'larda da var. Bu motor sirkülasyon kapağının üzerine monteli. Dediğim gibi motorun üstünde bir tane şu şekilde beyaz plastik var. Ortası delik, iki tane deliği var. Bunu alıyor, çeviriyor. Bulaşık makinesi yıkama motorundan bağımsız olarak yapıyor. Motor sürekli suyunu püskürtüyor. Oradaki açıklığa göre de suyu püskürttüğü yer değişiyor. Bu kadar arkadaşlar. Videomu burada son veriyorum. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.